Yani tabii Kürt hareketi içerisinde farklı kesimlerin olduğu, farklı aktörlerin olduğu ve bunların zaman zaman birbirleriyle rekabet içerisinde olduğu malum, biliniyor. Yani bir taraftan Kandil var, bir taraftan işte Öcalan, bir taraftan partinin kendisi var ve bir taraftan da diaspora Kürtleri var. Dolayısıyla zaman zaman bunlar içerisinde aslında bazı aktörlerin e, yani sahada hakimiyet kurmak için birbirleriyle mücadele ettiği görülüyor. Ama son tahlilde mesela Demirtaş'ın açıklamasında vardı Öcalan'la bir iletişim kurulduğu, ifade edildi ve öyle görünüyor ki Öcalan kendilerine muhtemelen şiddetten vazgeçilmesi konusunda tavsiyede bulunmuş gibi görünüyor. Ama burada en temel soru, en önemli konulardan bir tanesi siyasetin üzerine düşen roldür. Yani siyasi partiler, arkasında geniş kitleler olan siyasi partilerin insanlara sokağa dökmesi kolaydır. Liderlerin çok küçük bir açıklamasıyla binlerce insan sokaklara dökülebilir. Marifet bu değildir. Marifet sokaklara bir şekilde dökülmüş insanları mümkünse geri çekebilmektir. Evet, insanların sokağa çıkma, protesto etme, gösteri yapma hakkı vardır. Ama bakın Demirtaş ne diyor biliyor musunuz? Görkemli bir direniş. Ya kime ne direnişi bu? Yani burada bu, anlaşılmaz bir aslında bu bir söylem var burada. Şunu söyleyebilir. Yani biz e, he, bu parti olarak bu da yapılabilirdi ve böyle bir şey yapılmış olsaydı aslında Türkiye'nin çok farklı kesimleri de destek verebilirdi. Mesela diyelim ki Kazlıçeşme miting alanı. Yani HDP orada bir miting yapmak isteseydi büyük ihtimalle buna izin verilirdi ve binlerce insan katılırdı. Çünkü mesele Kobani'de insani bir meseledir. Bu ne Kürt meselesidir, ne Türk meselesidir, ne Arap meselesidir. Burada tamamen insani bir meseleden bahsediyoruz. Ama siz bunu Türkiye'nin eee yönetilemez hale getirmek amacıyla sokaklarda insanlar şiddete bulaştığı andan itibaren böyle bir argümanın arkasına saklanamıyorsunuz. Yani